Evet, konumuz ek fiiller, ek eylemler. Ek fiil, yani diğer isimleriyle ek eylem, imek fiili, cevher fiil. Türkçe'de isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit zamanlı fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim eklerine ek fiil, yani ek eylem denir. Unutmayın, ek fiillerin temel iki görevi vardır. Yani bu karşınıza kesin çıkar. Birinci görevi, isim veya isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak. Yani ek fiil, isim ve isim soylu bir kelimeye geliyor ve o geldiği kelimeyi cümlede yüklem yapıyor. Ek fiilin ikinci görevi ise basit zamanlı, yani basit çekimli fiilleri birleşik zamanlı, yani birleşik çekimli fiil yapmak. Şurada uyarmak istiyorum size. Ek fiilin iki görevini çok iyi bilin. Hatta şöyle bir soru karşınıza gelir. Ek fiil aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır der. A, B, C, D, E, D seçeneğinde ek fiil ismi cümlede yapmıştır. E seçeneğinde ise hocam, ek fiil, efendim. Hocam görüntü yok. Görüntü yok. Yokmuş. Şimdi var mı? Şöyle yapalım. Bir saniye. Şimdi geldi. Şimdi mi? Var hocam. Geldi hocam. Ha, tamam. Tamam. Ne diyorduk? Bir saniye. Şunu okumuştuk. Ek fiilin iki görevini unutmuyoruz. Bir, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapar. Benim de ekranım gitti şu an. Bir saniye. Ne oluyor buna? İki, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar. İki görevini unutmayın. Bir de şunu sakın karıştırmayın. Bakın, soruda sana birleşik zamanlı fiil derse başka bir şeye bakacağız. Birleşik fiil derse başka bir şeye bakacağız. İşleyeceğiz zaten birleşik yapısına göre fiillerde birleşik fiilleri. İşte yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller, deyimleşmiş birleşik fiiller var ya, onlar yapı bakımından birleşik fiillerdir. Birleşik zamanlı fiil demek başka bir şeydir, göreceğiz. Yani onu karıştırmayın. Ek fiiller idi, imiş, ise ve dirdir. İdi, ise, idi, imiş, ise, dir. Bunlar bizim ek fiillerimiz. Ancak sözcükleri bitişik olarak yazıldıklarında ses uyumlarına uyarak değişiklik gösterebilirler tabii ki. İdi, di olur. Mesela imiş, mışmış, muşöl olur. İse, sesa olur. Dir, dırdur, tırtır olur. Evet, ek fiilin birinci görevi neydi? İsim veya isim soylu sözcüklere gelip onları cümlede yüklem yapmaktı. Doğru mu? İlk geçen araba sarıydı. Cümlesinin yüklemi sarıydı. Sarı idi. Bakın. Bir saniye. Geri gittik. Çok özür dilerim. Bir saniye. Geleyim o sayfaya. İşte yazamıyorum ya bu şekilde. Ondan slide yapmıyorum. İlk geçen araba sarıydı. Cümlesinin yüklemi sarı. Sarı ismi. Sarı idi. İdi ek fiili sarı ismine gelip sarı ismini cümlede yüklem yapmış. İdi dı'ya dönüşmüş. Buradaki y de kaynaştırma unsuzudur. Günlerdir hastayım. Cümlesinin yüklemi hastayım. Hasta ismine ım ek fiili gelmiş ve ek fiil hasta ismini cümlede yüklem yapmış. Mesela Neşe'nin babası bu hastanede doktordu. Doktor idi. İdi du haline gelmiş ve doktor ismini cümlede yüklem yapmış. İsim veya isim soylu sözcükleri gelerek ek fiiller onları cümlede yüklem yapar. Daha ileriki örneklerde görürüz. Şunu çok dikkatli dinleyin ve mutlaka not alın, tamam mı? Çok önemli. Seneye için çok önemli. Benden size uyarı. Ek fiilin ikinci görevi neydi? Basit zamanlı fiillere gelip onları bileşik zamanlı fiiller yapmaktı. Doğru mu? Sana basit zamanlı demez, çekimli derse kafan karışmasın. Basit çekimli, basit zamanlı aynıdır. Bakın, basit zamanlı fiil ne demektir? Formülünü yazdım buraya. Fiil kök ya da gövdesine bir kipeki gelir. Kipeklerini hatırlayalım be.
Haber kipleri, istek kipleri. Haber kipleri gelecek zaman, geçmiş zaman, mesela gelecek zaman ecek acak. Öğrenilen geçmiş zaman muşmiş muşmuş. Bilinen geçmiş zaman dı di du di. Geniş zaman re, ar, er. Bunlar kip ekiydi. Artı istek kipleri vardı. Gereklilik kipi, istek kipi, emir kipi, şart kipi. Bunlar kip ekleriydi. Fiilin köküne ya da gövdesine. Bir kip eki gelecek, sonra şahıs eki gelecek. Bu nedir? Basit zamanlı fiildir. Bu idi, ise, imiş, dırdır, durdur ek fiilleri var ya arkadaşlar. Kip ekinden sonra gelirse basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapar. Bak şimdi. Sevdim. Kelimesinin kökü sevmek, fiil kök. Di, sevdim, di. Bilinen geçmiş zaman kip eki. Kim sevdi? Ben. Me, birinci tekil şahıs eki. Fiil kök artı kip eki artı şahıs eki nedir? Basit zamanlı fiildir. Okuyorum. Okumak fiil kök. Yor, kip eki. Şimdiki zaman kip eki. Birinci tekil şahıs eki. Nedir bu? Çekimine göre basit çekimli fiildir. Çünkü bak bu kuralı unutma işte. Şunu unutma. Baktık. Bakmak fiil kök. Tı. Dı burada tı'ya dönüşmüş. Dı. Bilinen geçmiş zaman kip eki. Ke. Birinci çoğul şahıs eki. Fiil kök. Kip eki şahıs eki. Olursa bu basit zamanlı fiildir. Ek fiilin ikinci görevini tekrar söylüyoruz. Basit zamanlı fiilleri bunları birleşik zamanlı fiil yapıyor. Birleşik zamanlı fiilin de formülü şudur. Fiil kök ya da gövdesine. Kip eki geliyor aynı öbürü gibi. Ama kip ekinden sonra ek fiil gelecek. Ek fiilden sonra şahıs eki gelecek. Formül bu. Bu birleşik çekimli fiilin formülüdür. Bak ben de sizi soruyordum. Cümlesinin yüklemi soruyordum. Sormak fiil kök. U yardımcı ünlü. Yor şimdiki zaman kip eki. Soruyor idim. İdi du olmuş. Buradaki du ek fiil. M birinci tekil şahıs eki gördün mü? Şimdi soruyorum deseydim. Soruyorum. Bak iyi dinle. Soruyorum. Sormak fiil kök. U yardımcı ünlü. Yor kip eki. Ne olurdu soruyorum da kişi eki olurdu. Ama soruyorum değil. Yordan sonra idi geldi. Ne yaptı soruyorum fiilini? Birleşik zamanlı fiil. Soruyordum yaptı. Şu formülleri bilmeniz önemli olan. Fiil kök, kip eki, ek fiil, şahıs eki. Eşittir birleşik çekimli fiil. Fiil kök, kip eki, şahıs eki. Eşittir basit zamanlı fiil. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunu ben fiilde kipleri anlatırken yeniden vereceğim. Aynı formülü farklı örnekleri. Şu ikisini adınız gibi bilin. Benden size söylemesi. Evet, birleşik zamanlı fiil bir daha yazmışım buraya. Formülü neydi? Fiil kök ya da gövdesine kip eki gelecek, ek fiil gelecek, şahıs eki gelecek. Kitap için bir yayın eviyle anlaşacakmış cümlesinin yüklemi anlaşacakmış. Anlaşmak fiil. Anlaşmak fiilinden sonra gelen acak gelecek zaman kip eki. Anlaşacak imiş. İmiş mış olmuş. Doğru değil mi? Evet. Fiil kip eki, ek fiil. Kim? O. Üçüncü tekil şahıs eki yazılmadığı için onu yazamadık. Değil mi? Peki şu fiilin çekimi bu kurala uymuyor mu? Uyuyor. O zaman nedir bu çekimine göre, zamanına göre? Birleşik zamanlı fiildir. Gördüğünüz gibi. Ek fiilin birinci görevi isme gelir. Onu cümlede bak isme gelir diyorum. Fiile değil. İsme gelir. Onu cümlede yüklem yapar. İkinci görevi fiillere gelerek basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar. Not. İsimlere gelen ek fiilin olumsuzu değil edatı ile yapılır. Bu da önemli. Ve şunu unutma. Değil hiçbir zaman tek başına yüklem olamaz. Koşmama rağmen yorgun değilim. Yorgun değilim yüklem. Gördün mü? Ek fiilin olumsuz hali. Kaleci değilim ama kaleye geçebilirim. Geçebilirim yüklem. Kaleci değilim. Kaleci değilim yüklem. Ama burada bağlaç, geçebilirim yüklem. Bu cümle yapısı bakımından bağlı cümle. İki cümle ama bağlacı ile bağlanmış. Değil, ek fiilin olumsuz hali. Tek başına yüklem olamaz. İpucu, ek fiili bulmak için ekleri, sözcükleri ayrı, özür dilerim, ek fiili bulmak için ekleri sözcükten ayrı, idi, imiş, ise şeklinde yazıp okuyabiliriz. Bu ayrım yapılabiliyorsa ek fiildir. Doğru. Devam edelim.
Ek fiilin 4 kipe göre çekimi vardır arkadaşlarım. Ek fiilin geniş zaman çekimi. Yani ek fiilin geniş zamana göre çekim ekleri ım, im, um, üm, dır, dir, dur, dür. Bak şu dır, dir, dur, dür, tır, tır, tır da olabilir. Şu, ileride söyleyeceğim şu ım, im, um, üm'ü iyelik ekiyle karıştırmayacağız ama, tamam mı? Ek fiilin dili yani görülen, bilinen geçmiş zamanki ekleri dı, di, du, dü, tı, ti, tu, dü. Bu da senin bildiğin kipeki değil ama, tamam mı? Bilinen geçmiş zaman kipeki var ya, aldım, almak fiil kök, dı, bilinen geçmiş zaman kipeki. O bildiğin dı, di değil. Bu ek fiil olan dı, di, du, dü. İdi yani, idi. İdi, dı, di, du, dü oluyor. Devam edelim. Mişli, duyulan, anlatılan, öğrenilen geçmiş zaman. Imiş, imiş, ne olmuş? Mışmış, mışmış olmuş. Gördünüz mü? Ve şart kipi ise ne olmuş? Sase olmuş. Ek fiilin 4 kipe göre çekimidir bu. Hikaye, bakın idiye, unutma, idiye hikaye deriz. İdi eşittir hikaye. İmişe rivayet deriz. İmiş eşittir rivayet. Şarta ise geniş zaman ım, sın, dırdır, durdur. Bu tabloda değiştiremediğim için. İdi, dı, di, du, dü şeklini alır. İdiye hikaye derim. İmiş, ımış, umuş rivayettir. Mışmış, muşmuş halini alır. İse şart halidir, sesa alır. Im, sın da geniş zamandır. Devam ediyoruz. Ekfinin geniş zamanı. Eki neydi? Im, im, um, im. Dır, dir, dur, dür. Tır, tir, tur, tür. Ek fiilin geniş zamanında şahıs ekleri, kişi yani kişi ekleri kullanılır. Sadece o ve onlar şahıs zamirlerinde dır eki kullanılır. Ek fiilin diyor geniş zamanında diyor kişi ekini kullanırız diyor. Kişi eki ne demekti? Fiile sorduğun kim sorusunun yanıtıydı. Geldik. Gelmek fiil kök. Diye bilinen geçmiş zaman ki peki. Ke şahıs eki. Kim? Biz. Birinci çoğul şahıs eki. Ek fiilin geniş zamanında kişi ekleri kullanılır. Sadece o ve onlar üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıs zamirlerinde dırı kullanırız diyor. Birinci tekil şahıs ben. Bak insanım, ım. Gördün mü? Ek fiilin nesidir bu? Geniş zamandır. İkinci tekil şahıs sen, insansın, sın. Üçüncü tekil şahıs o. Bak o'da ne kullandım? Dırı kullandım. İnsandır. Birinci çoğul şahıs biz, insanız. Kim? Biz, ız. Ek fiilin geniş zaman eki. İkinci çoğul şahıs, insansınız. Üçüncü çoğul şahıs, onlar. Bakın üçüncü çoğul şahısta da isimden sonra ne getirdim? Dırı getirdim. Unutmayın. Devam ediyoruz. Ben bir küçük kelebeğim. Kelebeğim yüklem. İm nedir burada? Arkadaşlar ek fiilin geniş zaman ekidir. Artı bak kelebek ismini cümlede ne yapmış? Yüklem yapmış. Küçük kelebeğim yüklemdir burada. Sıfat tamlaması olduğu için küçüğü de kattım. Üstümüze doğan bir güneşsin sen. Sin kim? Sen. Sin nedir burada? Ek fiilin geniş zaman ekidir. Güneş ismini cümlede yüklem yapmış. Bu ek fiillere getirildiğinde, bu ek geniş zaman ekleri fiillere getirildiğinde kesinlik veya ihtimal, olasılık anlamı katar. Her taraf bugün bir başka güzeldir. Burada fiile getirmemiş, isme getirmiş. Ama yine de olasılık anlamı katmış. Demek ki şuraya benim isimlere de yazmam gerekiyor. Yani şunu demek istiyoruz. Ek fiilin geniş zaman eki kesinlik veya olasılık anlamı katabiliyor cümleye. Ulaş şimdi tatil yapıyordur. Olasılık anlamı katmış. Dur ek fiil, dir ek fiil. İkisi de ek fiilin geniş zaman ekidir. Bu durumda işe gitmeyecektir. Tir kesinlik anlamı katmış. Ek fiilin geniş zaman ekidir. Bu arada gitmeyecektir. Ekstradan söylüyorum. Zamanına göre ben diyorum ki birleşik çekimli fiildir. Değil mi? Doğru. Bak. Gitmek fiil kök. M olumsuzluk eki. Y kaynaştırma ünsüzü. Ecek acak gelecek zaman kip eki. Tir ek fiil. Fiil kök. Kip eki ek fiil. Kim? O. Şahıs eki yok. Nedir? Birleşik çekimli fiildir. Gördün mü? Aynı şekilde bak bu da öyle. Birleşik çekimli fiildir. Yapmak fiil kök. I yardımcı ünlü. Yor kipeki, dur ek fiil. Fiil kök. Kipeki ek fiil. Eşittir. Basit çekimli, basit zamanlı fiil. Bu isim olduğu için buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Ek fiilin geniş zaman olumlu hali. Pıtırcıklarım gördüğünüz gibi. Dirler ve ım eki isimlere gelmiş ve onları cümlede yüklem yapmış. Temizdir.
askerdir, hastayım. Ek fiilin geniş zaman eki bazen düşer. Onu da göstereceğiz biraz sonra. Mesela buraların havası temiz dediğinde direkini düşürmüş oluyorum arkadaşlar. Ek fiilin geniş zaman olumsuzu da değil ve yok kelimeleriyle yapılır. Biz artık buralarda değiliz. Gördüğünüz gibi buralarda değiliz yüklem. Benim babam artık bu okulun müdürü değil. Bu okulun müdürü değil. Bu okulun müdürü değil yüklem değil. Ek fiilin geniş zamanının da olumsuz hali. Cebimde 5 lira vardır. Var burada isim. Doğru mu? Mevcuttur diyor. İsme gelendir var ismini. Bak ek fiilin birinci görevinden bahsediyorum. İsme gelendir var ismini cümlede yüklem yapmış. 1. 2. Ek fiilin geniş zaman ekidirdir. 3. Bunun olumsuzu da nedir? Yoktur. Bak dırın olumsuzunu ben burada yok yaptım. Cebimde 5 lira yok. Ek fiilin geniş zaman olumlu. Ek fiilin geniş zaman olumsuz hali. Ek fiilin geniş zaman soru hali. Bildiğimiz gibi mı, mi, mu, mü ekleri, soru edatları soru cümlesi oluşturmamıza yardımcı olur. Yarın hava karlı mı? Gördüğünüz gibi. Kar isminden karlı ismi türemiş. Mı burada soru edatı. Şu an burada ek fiil yok. Karlı mıdır dediğimde ek fiili var. Kar isminden karlı ismi, mı soru edatıdır. Ek fiilin geniş zaman ekidir. Ek fiilin geniş zaman soru hali bu şekildedir. Başarılı mıdır? Başarmak. Baştan başarmak. Başarılı isim. Doğru. Başarılı ismine gelen mı soru edatıdır. Ek fiilin geniş zaman hali. Karlı mıdır? Başarılı mıdır? Nedir? Ek fiilin geniş zaman soru halidir. Ek fiilin dır direki soru edatından sonra gelmiş. Dikkatinizi çekerim. Ek fiilin geniş zamanında üçüncü tekil şahıstaki dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür ekleri çoğu zaman düşer. Biraz önce demiştim, hatırlarsınız. Bu ekler kullanılmazsa cümlenin anlamında değişme olmaz. Bildirme eki cümleye kesinlik anlamı katar. Dır, dir, dur, dur'dan bahsediyoruz. Ama kullanılmadığı durumlarda cümlenin anlamı değişmez. Bu kalem. Kalem burada yüklem değil mi? İsim. Dir dediğimde ek fiilin geniş zaman ekini getirmiş oldum. Ama bazı örneklerde size şu şekilde verirler. Ek fiil var mı yok mu derler. Siz var kabul edin. Tamam mı? Bu kalemdir. Mesela benim adım Neşe. Dir demedim bak. Düşürdüm. Ek fiilin geniş zaman ekini. Ek fiilin geniş zaman örnekleri. Yine bakalım. En sevdiğim renk kırmızıdır. Köyümüzün havası çok temizdir. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Gördüğünüz gibi isimlere gelmiş dır, dir ve ımeki. Ne yapmış isimleri cümlede? Yüklem yapmış. Dikkat! Fıstıkçı Şahap kodlamasını hatırlayalım. PCTK, FSŞH sert ünsüzlerinden sonra tır tir tur tür ekleri gelir. Yani dır dir dur dur diyemezsin demek istiyor. Mesela onlar ağaç dır diyemezsin. Ağaç tır, ünsüz sertleşmesi meydana gelir. Yani dır ek fiilin geniş zaman ekiydi ya, DT'ye sertleşir. Onu demek istiyoruz. Ek fiil geniş zaman ile, işte buna dikkat et gerçekten. Ek fiilin geniş zaman ile iyelik eklerini birbirine karıştırmamalıyız. Bakın, iyelik ekinin diğer adı neydi? Tamlanan eki. İsim tamlamalarında ikinci kelime olan sözcüğün aldığı ek. Neşe'nin evi, ev kelimesine gelen i iyelik ekidir. İyelik ekinin diğer isimlerini tekrar ediyorum. Tamlanan eki, aitlik eki, sahiplik eki, bir isme sorduğun, kimin, neyin sorusunun yanıtı iyelik ekidir. İyelik eki ile im, im, ı, i, u, ü var ya, geniş zamanın im, ünü sakın karıştırma. Ne yapacaksın? İsme soru soracaksın. Kimin, neyin diyeceksin. Cevap alırsan iyelik ekidir. Değilse ek fiildir. Benim öğretmenim, benim tamlayan, öğretmenim tamlanan, belirtili isim tamlaması bu. Ben zamirine gelen im tamlayan eki. İn, in, un, ün, im, im, um, hatırladınız mı? Tamlayan eki. Öğretmen ismine gelen im ek fiil değil, iyelik eki. Soruyorum öğretmen ismine. Kimin? Öğretmenim diyor ya, kimin? Benim. Bak cevap. Aitlik bildiriyor, iyelik eki. Ben öğretmenim dediğimde öğretmenim yüklem. Öğretmen ismine gelen im. Öğretmen ismine soruyorum. Ben öğretmenim. Kim? Kimin? Neyin? Kimin? Neyin? Cevap alabiliyor musun? Hayır. Demek ki öğretmen, ikinci örnekte öğretmen ismine gelen im, iyelik eki değil, ek fiildir.
Ek fiilin görülen geçmiş zaman, ek fiilin duyulan geçmiş zaman ve ek fiilin şart kipinde ekler kelimeleri şu şekilde gelir. Bunlar aslında uzun gibi görünüyor da benim size söylediğim notlar bunlar. Mesela idi, dıdi, imiş, mışmış, ise, sesa haline geliyor ya, onları anlatıyor bunlar. Geçen hafta çok hastaydı. Ayrı yazıldığında böyle yazılır. Yeni aldığı bilgisayar bozuk imiş. Yarın tatil ise seninle sinemaya gelirim. Sessiz harfle biten bir kelimeye ek fiil bitişik yazılır. Değilmişse, kelime sessiz harfle bitiyorsa ek fiil bitişik yazılır. Dolayısıyla idi, di, imişmiş ise s olur. Geçen yıl okuduğumuz kitaplar çok güzel, idi değil, güzeldi. Bak, güzel sessiz harfle bitmiş, l ile bitmiş. Güzel idi değil, güzeldi. Yorgun n ile bitmiş, ise değil, sa şeklinde yazılmış. Yanlış kelimesi ş sessiz harfle bitmiş, ise ek fiili sa şeklinde yazılmış. Bugün kafası bozuk imiş, bozuk k ile bitmiş, sessiz harfle bitmiş. İmiş nasıl yazılmış buraya? Muş şeklinde yazılmış. Peki, sesli harfle biten bir kelimeye ek fiil nasıl yazılır? Yine bitişik yazılır. Sesli harfle bittiği için kelime İdi, yedi, imiş, yemiş, ise ye, se şeklinde yazılır. Bak şimdi, sınavda çok heyecanlıymış. Heyecanlı, ı, ünlüyle bitmiş, gördün mü? Sesliyle bitmiş. İmiş, yemiş şeklinde yazılmış. Matematik sınavında çok başarılıydı. Başarılı kelimesi ünlüyle bitmiş, ı ile bitmiş. İdi ek fiili, ye, dı şeklinde yazıldı. Arkadaşınız hastaysa mutlaka ziyaret edin. Ziyaret edin yüklem bu arada. Hasta a ile bitmiş, ünlüyle bitmiş. Sesli harfle biten bir kelime değil mi bu da? O zaman ise ek fiili ye, sa şeklinde kelimeye bitişik yazılmış arkadaşlar. Bu yazımlarla ilgili. Şu, buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Gençler, orada mısınız? Yok hocam. Olursa söyleyin, tamam mı? Geri döneriz. Zaten ek fiili ben fiilli kiplerde tekrar anlatacağım. Diğer slaytta. Eğer bu slayt yetişmezse rahat olun. Diğer ders tamamlarız. Hallederiz yani. Ek fiilin görülen geçmiş zaman. Görülen, bilinen, dı di du di. Geçmişte kalmış bir durumu anlatır. İsimlere idi getirilerek yapılır. Bak, isimlere idi getirilerek yapılır. İdi dı di du di şeklini alıyor. Ek fiilin görülen geçmiş zaman olumlu hali, iki gün önce İstanbul'daydım. Evet, İstanbul'da idim. Okurken hep idi, idi de, tamam mı? İmiş de. Oluyorsa o ek fiildir. Bak, iki gün önce İstanbul'da idim. İdi, dı olmuş. Geçen hafta hava karlı ve soğuk idi. İdi, tu olmuş. Bu olumlu hali. Ek fiil görülen geçmiş zamanın olumsuzu da. Olumsuzu da. Değil sözcüğüyle yapılır. O çocuk benim arkadaşım değildi. Benim arkadaşım değildi yüklem. Değil zaten ek fiilin olumsuz halidir. Değil idi. İdi di halinde yazılmış. Annem ve babam bu hafta evde değildi. Evde değildi yüklem. Değil ek fiilin olumsuz hali. Değil idi. İdi değil edatına di şeklinde yazılmış. Ek fiil görülen geçmiş zamanın soru hali. Bildiğimiz gibi mı, mi, mu, mu soru edatlarımız. Tamam. Sen geçen senede bu okulda mıydın? Bu okulda mı idin? Bak, okulda mı idin? Okulda kelimesinden sonra gelen mı soru edatı. Soru edatı da ünlüyle bitmiş ya. İdi burada ye, dı şeklinde girmiş. Bu da ek fiilin görülen geçmiş zaman soru halidir. Senin baban mühendis miydi? Mühendis ismine gelen mi soru edatı. Mi ile sesliyle bittiği için idi ek fiili ye di şeklinde soru edatına eklenmiş arkadaşlar. Ek fiilin görülen geçmiş zaman örneklerine tekrar bakalım. Okumama dikkat et. Ben öğrenciyken çok çalışkan idim. Çalışkan ismine gelen idi, dı şeklinde yazılmış. Geçen yaz havalar çok sıcak idi. Sıcak ismini idi cümlede yüklem yapmış. Aynı şekilde bu da çalışkan ismini yapmış. İdi, tı şeklinde yazılmış. Meydanda tek başına dikilen sen mi idin? Bak şimdi sen zamirine gelen mi soru edatı idi burada. Ye, di şeklini almış. Ek fiilin görülen geçmiş zaman soru örneğidir. Değil mi bu da arkadaşlar? Ek fiilin duyulan geçmiş zaman imiş, rivayet diyorduk imişe değil mi?
Ek fiil duyulan geçmiş zaman olumlusu. Buralar 10 yıl önce orman imiş, ormanmış. Geçen yıl bu şehir ilçe imiş, ilçeymiş. Bak, ilçe ünlüyle bitmiş ya gördüğün gibi. İmiş, yemiş şeklinde yazıldı. Orman, orman ne ile bitiyor? Bak sessiz bitiyor. İmiş, direkt mış şeklinde yazıldı. Ek fiilin duyulan geçmiş zaman olumsuzu da değil sözcüğüyle yapılır. Öğrenciler dün de okulda değilmiş. Okulda değilmiş yüklem. Değil imiş, miş çekmiş olmuş imiş. Aynı şekilde imiş, değil de burada miş olmuş. Ek fiil duyulan geçmiş zamanın soru hali de aynı mantık. Sabah Türkçe dersi yok muymuş? Yok ismine gelen mu soru edatı. Soru edatı ünlüyle bittiği için özür dilerim. Yanlışlıkla bastım. Neredeydik? Of, bir saniye gençler. Buraya geçtik, buraya geçtik. Buraya geçtik. Şuradaydık herhalde değil mi? Evet, buradaydık. Şunu hemen eski haline getirelim. Bir saniye arkadaşlar. Ekran gidiyor geliyor. Slide ondan yapmıyorum işte. Bir tıkta gidiyor hepsi. Zaman kayboluyor. Buraya da geçtik. Evet. Bunu biraz önce söyledik. Şuradaydık. Sabah Türkçe dersi yok muymuş? Yok ismine gelen bu soru edatı. İmiş, yemuş şeklinde yazılmış. Bugün bize gelen sana yardım eden adam mıydı? Adam mıyım? Adam ismine gelen mı soru edatıdır arkadaşlar. Buradaki ım da ek fiildir. Ek fiilin dilek şart gibi cümleye şart anlamı katar. İsimlere ise getirilerek yapılır. Cümlede şart anlamı sağlanır. Ek fiilin dilek şart kipinin olumlusuna bakalım. Hava güzelse, güzel ise şehirde biraz gezebiliriz. Hava yağmurlu ise, yağmurluysa şemsiyemizi yanımıza alalım. Görmüş olduğunuz gibi ek fiilin dilek şart gibi isimlere gelmiş ve cümleye şart anlamı katmış. Ek fiilin dilek şart kipinin olumsuzu da değil kelimesiyle yapılır. İş yeriniz uzak değilse değil. Ek fiilin olumsuz hali ya. Ek fiilin olumsuz haline ise s şeklinde geliyor ve cümleye şart anlamı katıyor arkadaşlar. Evet, bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yüklem, ek eylem, geniş zaman, ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. Kim yapacak bunu? Yüklem, ek eylem, geniş zaman, geniş zaman, dır dir dur dür, tır tir tur tür, ım im üm, sın sin sun sün, ikinci tekil kişi sen. Ek eylem, geniş zaman, ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. Evet. Cevaplarınıza bakmak istiyorum ilk önce. Ceren'cim. Şöyle önce bir bakayım şeye. Kendim cevabına şöyle. Heh. Nerede? Heh. Bakıyorum. Gamze, Şüheda, Hatice, Ceren, Sümeyra, Gamze, Ayça, aferin Semih, aferin hepinize. Tabii ki cevabımız nedir? C'dir değil mi arkadaşlar? Göz ismine gelenler çokluk eki. İm, gözlerimsin. Ek fikim, sen. Geniş zaman ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. Cevabımız C'dir. Muhtemelen yazmışımdır ben bunun cevabını. Evet, yazmışım. İkinci soruya bakalım. Hadi bunu da çözün bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, ek eylemin sadece geniş zamanıyla çekimlenmiştir diyorum. Sadece ek eylemin geniş zamanını bulun bana. Bakışları ağırlayan seslerimmiş, seslerim imiş. Bir günün açılması devrimdir. İlkel bir dil idi benim adım. Yaşlı yanık korkunç bir deniz idi Akdeniz. Kim bilir nerelerden savrulmuşlar idi. Benim pıtırcıklarım doğru yapar.
Önce bakıyorum. Ses çıkarmıyorum bilerek. Aferin size. Cidden aferin size. Doğru. Aferin hepinize. Cevabımız Bursa. Devrim ismine gelen bir ek fiilin geniş zaman halidir, değil mi? Bu arada devrim kelimesinin kökü de devirmekten gelir. Devirmek fiilinden devrim ismi türemiş. Devrim artık bir isim oldu. Devrim ismine gelen ek fiilin geniş zamandaki dir devrim isimli cümlede yüklem yaptı. Demek ki bu cümledeki ek fiilin görevi isme gelip onu cümlede yüklem yapmakmış. Doğru mu arkadaşlar? Bir şey daha soracağım bunun haricinde. E seçeneğindeki ek fiilin görevini bana kim söyleyecek? B seçeneğindeki ek fiil isme gelip onu cümlede yüklem yapmış. C seçeneğindeki ek fiil isme gelip onu cümlede yüklem yapmış. Beni dinle, sadece düşün. Devrik cümle C'deki de. Benim adım ilkel bir dildi. İlkel bir dildi sıfat tamlaması olduğu için ilkel bir dildi yüklem. İlkel bir dil idi. Dil ismini cümlede yüklem yaptı. Peki E'deki idi ne yaptı? Onun görevini ben bulamadım. Hadi söyleyin bana. Fiile gelmiş. Aferin Sümeyra. Fiile gelmiş. Yani ne yapmış? Bana görevini söyle. Savurmaktan savrulmak fiil gövdesine bir tane kipeki gelmiş. Doğru mu? Muş. Kipeki. Kim? Onlar. Şahıs eki. Çokluk ekini burada şahıs eki olarak sayarım. Savrulmuşlar idi. Evet, bakıyorum. Bana sadece görevinin adını söyleyin. Bileşik zaman, birleşik zamanlı fiil. Aferin. Aferin. E seçeneğindeki idi ek fiilinin görevi basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmış ama mesela A'da, B'de, C'de, D'de ki ek fiillerin görevi isme gelip onları cümlede yüklem yapmak olmuş. Aferin. Bu şekilde çalışın hep, tamam mı? Bakalım. Bursa zaten. Cevabımız Bursa'ydı. Bir soru daha çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem? Ek eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir. Hatırlatma yapıyorum. İdi hikaye, imiş rivayet, ise şart, dır dir durdur, im im. Bunlar da geniş zamanda. İdiye hikaye, imişe rivayet deriz. Bu onun için hep merak konusu ol, imiş. Bak, her zaman ek fiili ayırt etmek için notumda yazdım yani ipucu diye. İmiş, idi de. Okurken imiş, idi de. Bu onun için hep merak konusu ol imiş. Oluyor mu bu? Olmuyor. Demek ki buradaki muş ki peki. Ek fiil değil. Bakıyorum. Mehmet, Sümeyra, Semih, Şüheda, Hatice. Bir de ben bakayım hani. Bir okuyayım içimden tekrar. Aferin. Cevap Bursa. Aferin. Ben de insanları yönetme yeteneği var imiş. İmiş var ismine gelmiş. Buradaki imiş rivayet olan ek fiilin görevi var ismini cümlede yüklem yapmak. Ek eylemin rivayetiyle çekimlenmiş. Tebrik ediyorum size. Aferin. Başka sorumuz var mı? Yokmuş arkadaşlar. Bu kadarmış. Anlaşılmayan bir yer var mı pıtırcıklarım? Ek fiilde anlaşılmayan bir yer varsa sorun bana. Fiilde kipler konusunda basit zamanlı fiille birleşik zamanlı fiile tekrar geri döneceğim. Yine hatırlatacağım. Bakın, ek fiilin bu iki görevini çok iyi bilin. Tamam mı? Size ek fiilin görevini soracaklar. Şu iki görevi çok çok iyi bilin mutlaka. Bir de şunları sakın unutmayın. Bakın. Şu iki formülü sakın unutmayın. Basit zamanlı fiil ne demek? Birleşik zamanlı fiil ne demek? Birleşik zamanlı fiil ile birleşik yapısına göre birleşik fiilleri sakın karıştırmayın. Anlaştık mı arkadaşlar? Mesela yardım ettim. Yardım ettim fiili yapısı bakımından yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiildir. Basit zamanlı fiildir. Etmek fiil kök, di kipeki, me şahıs eki. Yani şunu demek istiyorum. Yapısına göre birleşik fiiller ile birleşik çekimli fiil konusunu sakın birbiriyle karıştırma. Şu iki formülü de çok iyi bilin arkadaşlar. Daha sonra iki görevi zaten bilin diyordum ben size.
İsimlere gelen ek fiilin olumsuzu değille yapılır. Değil edatı hiçbir zaman cümlede tek başına olmaz. Bunu unutmayın. Ek fiili bulmak için idi imiş istediği okuyun cümleyi okurken. Daha sonra şurada bir tane şey vardı. Bir saniye. Neredeydi o? Bulamıyorum. Şurada bir yerde olması lazımdı. Bir dakika arkadaşlar. Hani vardı ya, şu. Ek fiilin geniş zamanı ile iyilik eklerini, yani aitlik eklerini sakın birbirine karıştırmayın. İyilik eki sahiplik ekidir, aitlik ekidir, tamlanan ekidir. İsme sorulan kimin neyin sorusunun cevabıdır. Ek fiilse eğer im, un demişim, im, im. Eğer ek fiilse sen ona kimin diye sorduğunda cevap alamazsın. Evet, sorunuz var mı pıtırcıklarım? Sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Dersten sonra da sorabilirsiniz, tamam mı? Sunumu ben yine gruba atacağım. Lütfen okuyun. İlgili yerleri not alın seneye için. Lütfen dediklerime kulak asın. Sizin için çok önemli. Seneye karşınıza kesinlikle mutlaka gelecek arkadaşlar. Sorunuz yoksa o zaman ben dersi bitiriyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.